Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yeniden bölgeye gideceğiz. Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya D400 karayolu ulaşıma kapatılmıştı. Şimdi yangındaki son durumu öğrenmek için Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey'e bağlanıyoruz. Sayın Karaca Bey, çok geçmiş olsun öncelikle. Nedir son bilgiler efendim? Çok teşekkür ederim. Mersin'in Gülnar ilçesinde sabah 07.13 sırasında bu başlayan yangın tabii duyurunu göreceğiz. İhtilaleyi gerçekleştirdik. 11 uçak, 29 helikopter, 138 arasöz, 22 iş makinası ve 733 personeliyle tabii diğer kamu kurum kuruluşlarının, belediyelerin ve özel sektöre ait iş makinalarının da desteğiyle 24 saati aşkın bir süredir müdahalemiz, mücadelemiz devam ediyor. Öncelikle karayolunda ki kısa süreli bir trafiğe kapatma durumu gerçekleşti. Ancak şu an itibariyle karayolunda ulaşım sağlanıyor. Herhangi bir kapalılık söz konusu değil. Tedbir amaçlı boşaltılan mahallelerde vatandaşlarımızın can kaybı yaşamaması maksadıyla, herhangi bir riske atmamak maksadıyla boşaltılan, tahliye edilen vatandaşlarımız da yerlerine döndüler. Şu an için onlar açısından da bir sıkıntı söz konusu değil. Yangını kontrol altına almak için geceleyin de tabii aralıksız çalışmalarımız devam etti. 3 tane gece görev yapabilen helikopterle beraber az önce ifade ettiğimiz 38 arasözümüz ve bütün personelimizle mücadelemizi sürdürüyoruz. Tabii şu an için yangının tamamen kontrol altına alındığını söyleyemiyoruz, ancak düne göre daha iyi durumdayız. Çalışmalarımız iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede kontrol altına almayı hedefliyoruz. Sayın Karaca Bey, kritik bir sorum daha olacak. Bağlantıda sıkıntı yaşamamıza rağmen sormak istiyorum şimdi. Akkuyu Nükleer Santrali inşaatına ne kadar yakın bu bölgede, ne kadarlık bir alanı etkiledi bu yangın, etkiliyor? Ve o inşaata ne kadar yakın, orada önlemler neler? Tabii şu anda nükleer santral inşaatıyla ilgili bir tehdit söz konusu değil yangın açısından. Ve yaklaşık 1000 hektar civarında, tabii net ölçüm yapmadık ama ölçüm neticesinde belli olacak yanan alan miktarı. Ne zaman çıkacak ölçüm sonuçları? Yangın tamamen söndüğünde gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdilik bir tehdit olmadığını söylüyorsunuz. Yok, nükleer santral inşaatı açısından şu an bir tehdit söz konusu değil. Çevre illerden destek geldi mi? İhtiyaç duydunuz mu? Rüzgar ne durumda? Tabii bu çalışmaların aslında bu kadar sürmesinin sebebi sizinle güzel bir noktaya temas ettiniz. Teşekkür ediyorum. Arazi sarp engebeli ve rüzgar şiddetli, zaman zaman da yön değiştiren bir rüzgar var. Kararsız bir rüzgar söz konusu. Bu tabii çalışmaları güçleştiren bir unsur. Tabii komşu bölge müdürlüklerimizden de buraya ekiplerimizden sevk ettik. Sayın Karaca Bey, vatandaşlara da bölgedeki bölge sakinlerine de bir uyarınız olacak mı? Kesinlikle, çok teşekkür ediyorum. Şimdi her ne kadar yaz aylarını geride bırakmış olsak da, Eylül ayına girmiş olsak da, yangının mevsimi olmaz aslında. Yangının şartları oluşur. Şartlar oluştuğunda her mevsimde yangın çıkabilir. Ve maalesef bütün bu yangınlar, sadece %10'luk kısmı yıldırım sebebiyle çıkan yangınlar, %90'ı İnsan kaynaklı yangınlar. İhmal, dikkatsizlik bunun en temel sebepleri. Vatandaşlarımızı özellikle açık alanda ateş yakmamaları, sönmemiş sigara ecmaletlerini rastgele atmamalarını, tarla temizliği yaptıklarında, bahçe temizliği yaptıklarında çıkan bu artıkları yakmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Ve vatandaşlarımızı bir kere daha duyarlı olmaları konusunda sizin aracılığınızla uyarmakta fayda görüyorum. Sayın Karaca Bey, peki bu yangının nedeni belli mi? 24 saat geride kaldı, müdahale halen devam ediyor gece gündüz. Bu yangının neden çıktığı belli mi? Rüzgar nedeniyle büyüdüğünü biliyoruz ama çıkış nedeni belli mi? Bu konudaki incelemeleriniz neye işaret ediyor? Şu anda yangının sebebiyle alakalı emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Onlar netleştirdiklerinde inşallah paylaşmış olacağız.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yayın konuğumuzdu ve bize bölgedeki son bilgileri aktardı. Tahliye edilen kişilerin yerlerine döndüklerini, karayolunun bir süre kapatıldığını ancak şimdi açık olduğunu söyledi. En kritik bilgi Akkuyu Nükleer Santral inşaatından şimdilik uzak bir bölgede olduğu yangının ve bir tehdit olmadığını söyledi. Sayın Karacabey bu ifadeyi kullandı ve düne göre daha iyi durumdayız. Henüz tam olarak kontrol altına alamadık yangını ama düne göre daha iyi durumdayız. Gece de devam etti çalışmalar. 3 gece görüşlü helikopter de destek verdi. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye havadan da yine müdahale sürdüğü ifadelerini kullandığı bu bilgileri bizlere aktardı.